Ben göreceğimi gördüm dün gece. Ben seni gözümde çok büyütmüşüm ya. Önce üzüldüm. Hatta ağladım da. Dokunma. Mümkünse karşıma bile çıkma. Of Serra. Ne yapacağım ben? Serra. İçimden bir ses senin için de çok mutlu olacağını söylüyor. Ay anne inşallah ya. Bakalım. İdil Hanım bugün tesisin müdürüyle tanıştıracağını söyledi. Ha. Biliyor musun? Bizim okulun yarısı freşe gidiyormuş zaten. Hadi ya. Hı. Selim de mi yoksa? Ay sen taktın Selim'e, taktın. Bak anneciğim. Birini gerçekten seviyorsan ona asla kıyamazsın. Onu üzülmesine, hırpalamasına falan izin vermezsin. Hepsinden de önemlisi bu Kutlu Say Veled'i gibi aslını aslarını bilmeden sevdiğin kızı kesinlikle suçlamazsın. Tamam? Anneciğim ben bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Geç kaldım zaten, hadi görüşürüz. Sen bizim mahallenin kızına hırsız demişsin birader. He? Ne şaşırıyorsun oğlum? Demedin mi lan? Demişsin işte. Senin yüzünden kız üç gündür sokakta hayalet gibi dolaşıyor lan. Bana bak aslanım. Senin yaptığın var ya delikanlına sığmaz ha. Ulan gözünle gördüğüne dönüp bakacaksın yazar kitabımızda üç kere. Yine kara çalmak bu kadar kolay mı oğlum? He? Ben diyorum ki... Sen kendi içine baksan nasıl olur? Ne dedin? Anlamadım, bir daha de. İşine bak diyorum. Boyunu aşan konular hakkında yorum yapma, anladın? Sen ne diyorsun lan? Lan! 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 Lan bizim mekanını ayırdın lan! Lan senin mekanına da sana da! Adamım! Lan! Oğlum bizim mekanına bak, buraya yaptırma! Selim! Ya ne yapıyorsunuz? Ya ne yapıyorsun? Bırak, ne yapıyorsun? Bırak! Bırak! Ne yapıyorsunuz? Çocuk musunuz siz? Utanın kendinizden ya! Ne bakıyorsun? Git havlu mavlu bir şey getir. Yüzlerini gözlerini silsinler. Ne işin var senin burada? Ben seni almaya gelmiştim. Beni almaya geldin. Niye? Sence ben senin arabana biner miyim? Ya karşıma çıkma demedim mi? Evine gelen misafire böyle mi davranıyorsun? O zaman? Mahalleye gelen misafire ne bu atar? Yazık. Utanın kendinizden gerçekten. Sen de. Serra, hoş geldin ya. Hoş buldum, rahatsız etmiyorum inşallah. Olur mu ya, geç buyur otur. Hoş geldin Serra kuzusu. Daha iyisindir umarım. Anlatacak mısın diye kavga ettiğinizi? Ya önemli bir şey değil ya, öyle bir gereksiz yükseldik o kadar. Ne demek bir şey yok ya? Ben gelmeseydim öldürüyordunuz birbirinizi. Sen de maç seyreder gibi durmuşsun köşede, onları izliyorsun. Ama ablacığım... Hiç ablacığım falan deme bana.
Evet, konu neydi? Niye yediniz birbirinizi? Konu sendin güzelim. Senin hırsızlık mesela bizi fazla gerdi de. Biz derken siz kimsiniz? O zaman siz anlatacak mısınız bana olayı en başından? Dökülün, sizi dinliyorum. Tamam, gel otur gel, anlatacağım. Yarın sabah faturaları sen öder misin? Ben yarın erkenden kumaş almaya gideceğim canım. Ben de geziye gidiyorum. Yarın da unuttum ben. Tamam, sorun değil. Ben bir yolunu bulurum, hallederim ben o işi. Tamam o zaman. Anne. Sen bir durgun musun? Bana mı öyle geldi? Yoksa bir şey oldu da saklıyor musun? Yok canım. Ne olacak? Yorgunum sadece, bir şeyim yok. Para pul meselelerine fazla kafanı yorma da. Bak, idare ediyoruz işte bir şekilde. Sen beni merak etme güzelim. Sen önüne bak. Sen mutluysan ben de mutluyum. Hadi getir, çay koyacağım. Güzel bir yermiş ya. Ben de çok beğendim. Çok güzelmiş. Bu arada yolda gelirken söyleyemedim herkesin arasına kızarsın diye de. Hani sen sabah şey dedin ya, geç kalıyorum, yetişemeyebilirim falan diye. İşte Buket de yalnız kalmaya korkuyormuş. Öyle olunca ben de birlikte kalmaya söz verdim. Olur. Tamam, sorun değil. Ciddi misin? Oh, yani nasıl darlandım sana nasıl söyleyeceğimi düşünürken. Tek sorunumuz bu olsun canım. Senin de için ne kolay darlanıyormuş ya Soya. Ben sana başka bir şey soracağım. Sence ben çok mu yersiz atar yapıyorum farkında olmadan? O nereden çıktı şimdi ya?
E baksana sen bile Buket'le kalacağını söylemeye çekinmişsin. Yani yersiz ata demeyelim de, yani sanırım şöyle dersek daha doğru olur. Sen çoğu zaman kendi doğrularını tek ve mutlak doğru olarak görüyorsun. Gerçekten mi ya? Yani oysa ki tek bir doğru yok değil mi? Farklı bakış açıları, farklı doğruları beraberinde getiriyor. Hadi ben çok üşüdüm ya, içeri girelim. Sence? Ya sen ruh hastası gibi beni takip mi ediyorsun? Neden bu kadar sert konuşuyorsun Serra? Ruh hastası ne demek? Hiç alınma bence. Sen de bana hırsız demiştin hatırlıyorsan. Ben sana hırsız demedim.
Ama uzatmayacağım daha fazla. Çünkü sen neye inanmak istiyorsan ona inanıp ısıtıp ısıtıp önüme koyacaksın. Bitti Selim. Konuşacak bir şeyimiz kalmadı bizim. Daha fazla uzatma. Serra. Tamam. Tamam, haklısın. Hatalı olan benim. Yaptığım eşeklik. Aklıma geldikçe canım çok acıyor. Ben senin kadar olgun değilim. Bazen anlık reaksiyonlar verebiliyorum. Hiç düşünmeden verilen anlık reaksiyonlar. Hepsinin de farkındayım. Senin de deyiminle defolu kutlu say paketi işte. Defol demeyelim istersen. Olur, demeyelim. Arızalı diyelim, yaralı diyelim, sen seç. Yok canım. O kadar da haksızlık etmeyelim yani. Sen akşam burada mı kalacaksın? Evet, burada kalacağım. Kimleri görüyorum. Yoksa Selim Kutlusay bizi buralara kadar takip mi etti? Ne haber Yasemin, nasılsın? İyi ki geldin. Belki senin gelişinle bizimkinin yüzü de tekrar güler. Hadi gelin hadi. Hadi. Saat konusu. Aslında hırsızlık konusu. Ben öğrendim o konuyu. Aslında Asena'nın başının altından çıkmış her şey. Öğrendim. Babana söyledin mi peki? Yok, söylemedim. Gerek kalmadı. Niye? Çünkü Asena Hanım kendini imha edecek başka bir şey buldu ve babam boşanma kararı verdi. Boşanma kararı mı? Ailece kızınıza yetişilmiyor cidden. Bir övüyorsunuz, sonra hırsız diyorsunuz. Akşamki karı koca hali sabah birden boşanmaya dönüşü veriyor. Bayağı tuhaf. Yani evet, pek normal bir aile olduğunu söylenemez. Sen üşüdün herhalde biraz. Al istersen şu çayı. Yani ben ellerini tutup ısıtırdım seni ama sen aşırı tepki verirsin diye korkuyorum. Sakın kalkışma. Tamam ya. Tamam, sınırımı biliyorum.